بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آية روزاسنا تماقنا بس درجة فاس قلقنا الله تعالى حمد سنة على الرسول. Ramazon kechalarini bedor bo'lib ibodatda o'tmoqni bizlarga sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salovatu durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ulu ayı Ramazan ayının keçelerinden biri de siz muhteremler bilen Allah'ın üyelerinden bir üyede cemlenip durganımızdan nihayette kursamız. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayını, gündüzlerini, rozesini tutup otkızıyetlerimizde kabul eylesin. Bu keseleri bedar olup kılıyorken hatm-ı Kur'anlar ibadetlerini dergahında kabul eylesin. Bu yılki Ramazan derslerini sizin hatm-ı Kur'an'ınızda o şeker münasebetlerle eyd edilen sözlerini ulamalarımız bile maslahat kılıp ruhi terbiye bağlasında bu işini kalbini paklaş, nefsini tazeleş, ahlakını saykalleş manası da bu işini karar kıldı. Çünkü elhamdülillah hemeniz siz bilen biz Allah'ın dinine kayıtıp ibadetlerimizin belkesini malum bir seviyede kütarıp indi içki mahiyetini düşünmüş. İbadetini, halavetini tetiş. Onun ahlakımızda tesirini utkazış. Ve bence işlerimizde ruhaniyetini kütarış baskıcı bir kelime. Şunun için bu tarafa itibar verişimiz gerek. Ruhi terbiye ilmi. İnsan kalbini pakileş ilmi. Onun nefsini tazeleş ilmi, ahlakını saygınlaş ilmi, aynen bana şu vazifeni bacak. Hazır geçen siz bilen biz organgen ibadetler, ahkamlar, ibadetlerimizin sırtkı tarafını, taşkı tarafını organgen bize. Bunu ulamalarımız fıkh-ı zahir diyordu. Yani taşkı tarafını fıkh-ı degani. Biz sadece namazını anladığımı basit organganımız neçi vakit farz namaz var, bunu organdik. Bağdat neçi rakat, peşin birinci rakat, asr-ı kanda bunu organdik. Taharatlı farzlarını organdik. Namazlı farzlarını organdik. Bunlarını kanda kılıp ada etiş, namaz okuyarken de kalbimizin kanda tutamız, kolumuz kayıtla duradı. Ruku okuduğunda halatımız kandan buluş gerek, secdeli varlığında ınatılış gerek, hepsi taş tarafımız. Kol kandan tutuladı, ayak kandan tutuladı, yavranı kandan tutamız, kuranın sonu ne işte, ne cimatta etemiz, bana şu, hepsi sıkkı mesele. O, şimdi kalbini ibadet vakfıda kandan tutuş gerekliydi, doğrusu dedi. Demek ilimini ulamalarımız fıkhı al-batın neydi? İçki fıkh. Şimdi biz o şu ibadetlerini bazariyetken paydada kalbimizin kanda tutmamız gerekliydi. Her bir ibadetini aday ederken de özümüzün fikrimiz, zikrimiz, vücudumuz, içimiz, nefsimiz kanda onların kılışı lazım dediğini demek yolda koyuşumuz gerek olarak.
Bana şu taraflarını örgüde devam edilmeli, demek fıkhı al-batindir, atarak. Bana şu, demek fıkhı batınını örgüleş, siz birbirimizin ibadetimizin mahiyetini engel yetiş, ana şu ibadetinin ruhaniyetini götürüş, ibadetinin kuruk tanesini can kiritiş, ana ondan halavet tapış, ana şu ibadet bizni, ahlakımızı güzelleştirişi, bütün dünyada bo'lgan munosabatimizni yaxshilik tarafga o'zgartirish uchun harakatda bo'lishimiz kerak. Avvalgi suhbatlarimizda bu ilmni tarixi, tariflari, muqaddimalari hammasi o'tdi. Bugungi yetib kelgan joyimiz mana shu ruhni poklash, ruhiy tarbiyada xizmat qilish, qalbni tozalash uchun bo'ladigan ba'zi bir omillar, ibodatlarni, vositalarni o'rganishga kirishamiz. Qalbni tozalash vositalari deyilganda ado etsa, bajarsa, qalbni poklashga xizmat qiladigan amallar ko'zda tutiladi. Bir qancha amallar borki, shuni qilayotganda odam bajarayotganda qalbining poklanishi sodir bo'ladi. Ana shu qilgan amali uni nafsini jilovlashga, axloqini sayqallashga xizmat qiladi. Ana shu vositalarni birinchisi tahorat. Taharet, namazda kıladigan özümüzde malum taharet emas. Taharet degende, onu Arapçada vuzu deyiler. Paklik. Yani keyin manadaki paklik gözde tutuyorlar. İslam paklik dinidir. Her manasında pakliğini talep kıladır. Özümüz öyle kıladır. Birarda ibadetimiz pakliksiz olmayın. Taharetsiz ibadet yok. Namaz okuyduğum olsak, demek bedenimiz pak oluş gerek, kiyimimiz pak oluş gerek, mekanımız pak oluş gerek. Karim. Başka ibadetlerinin hepsinde de paklik esası şartını koyuyor. Şunun için, İslam paklik dini deyirler de, cüde keng manada. Bunda namaz ve taharet kılış hem girerdi, cünürlükten usul kılış hem girerdi. En mühimi, bütün vücudunu pakliği, qalbni pokligi, nafsni pokligi, axloqni pokligi hammasi qo'shilib mujassam bo'ladi. Ana shunday buyuk poklik to'g'risida demak fiqhi botinda ruhiy tarbiya ilmida so'z ketadi. Alloh subhanahu va taolo arab tilida tohir, tahorat deb atalgan poklik ma'nosini o'zining kalomi sharifi Qur'oni Karimda ma'lum etgan. Şu paklik hakkındaki ayetler Kur'an-ı Kerim'de 26'da ayet. 26'da ayette paklik ve pakizelerini Allah-u Teala mahvedetti. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve fihi ricalun yuhibbuna an yetetahharu ve Allahu yuhibbul muttahhirin. Demek bir adamlar var ki ulan paklanışını istediler. Allah paklanmışlarını yaşıyorlar. Bunu okuyan ayetler kelime-i ketkel olarak kurbanda. Demek Allah pak insanını yaşıyorlar. Paklikini yaşıyorlar. Ana mumun istediği musulman insan her taraftan paklı olandı. Çünkü o Allah'ın muhabbetini kazanmaz. Ya ki eksilce kadar vakit anlasın. Allah'ın muhabbetine sazavar bulaman degen bende paklı olsun. Hama taraftan pak olsun. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam maddi paklik. Biz de fazal ilgi revayatı işleyimiz. Şunu hem mahvetkenler anna zafatu minel iman diyenler. Pakizalik, tazalik, sırtı tazalik. Özünü, kim başını, turar cayını, iş cayını, başka taraflarını pakizal tutmuş imandan dönüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste ederler ki اَتَّهُورُ شَطْرُ الْا۪يمَانِ Paklik, imanı yaradır. İmanın medeniyle hemeniz buraya mısınız? Demek, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bahaları bile
Pakilik imanını yerle taşkın verir. Ama bizim dinimizde pakilikte kançalık itibar verilir. Ana şu pakilikini közde görüngen en büyük namayandası namazı kıladığından taharatımız. Bu taharatını biz farzı kançalıkını, sünnetli kançalıkını, müstahabı, adabı kançalıkını, bunu kanla kılıp kılışını, aldın kaysa azamı yuvuşunu, neçim artta yuvuşunu, hemmesini fıkhı zahırda okuyalım, zor geldik. Sırtı, bedenge verilir olan itibarını, bedenini tazıraş boyunca manasını biz fıkhı ilmiden okuyalım. Şimdi, hazırki ilmimiz, ruhi terbiye ilmimiz, şu taharet kılıyetkende karnını kanla tutulur. İnsanın ruhu kay şekilde oluşturarak onu demek içki dünyası bu taharetini kandan kabul kılış gerek. Bana şunu doğruydu. Ruhi terbiye ustazları, maşayetlerimiz eklediler ki taharet kılmakçı bulgen adam kıbleye karar götürerdi. Çünkü taharet ibadettir. Kıbleye karar yakışıda götürerdi. Taharet ki su gerek. Karaka su gerek, adli su gerek. Eğer şu tabii haldeki adli su bırak iflas neyse koşulup tabiatını yok etse taharat kılamaydı onlar. Rengi özgürlük kaldı, hidi özgürlük kaldı, tamı özgürlük tabii halden çıktı. Demek bu su buzuldu, iflaska eğlendi, adol halde kirdi, bunlar taharat kılamaydı. Şimdi aksin çeşitli. Tabii haldeki taza su turuldu, bırak gelip atırmanın suğunu koştu. Tavrat kıyanında dedi, atırmanın yedi bir kırak dursun dedi. Uyan olmayı. Ne var ya? Bu ibadet için getirdi. Allah'ın ağırda hemmeti. Şunun için tabii haldeki Allah özü verilen suğuna kısır, koşunca koşmasın. Eğer bugün bırakı gününün suğunu koşuşa icabet versek, ertesi bir tersi pillanın suğunu koşmaksız olardı bayan. Buna kadar bizde yol yok. Allah'ın bendesi hemme, bir hırbosun, Allah yaratken tabiyi su bile taharat etsin. Ana, kıyır dedi. Yeni taharat kıyır yaptı. Taharat ibadet. İbadette huşu buluş gerek. Kalları bir yerde canlanıp duruş gerek. Ana bunu tamamlaş için su deydi, o da soğuk ham bulmasın, isip ham gitmesin. Soğuk olsa soğukluğundan tasarlanandı da tezrak tezrak kılıçkı o da ibadeti muhsandı uçuruydu. Hatta taşlarla ısır olsa ısırda küyüp kalmayı kırçılaydı da yani ibadetinin rahatı yok olur. Çünkü için muhtadır ravuştaki. Taharat kıyanda huzur kılardığından sıfatdaki su bile ıssıklığı, soğukluğu taharattırsın diye. Bana bu ya katta bir ahamiyetke edemez. Peki afsus ki bizde buna kadar sanırmıyız. Hazır, bence hantar geliyordu, soğuklar geliyordu. Bazı bir adamlar soğuk suğundan taharat kılıp özünü özünü hesap oluyor. Mustafa Kılaman'ın soğuk suğunu işlerken, navurunu işlerken, kasar okuları, düzelmeyordu. Şunu ekmeclerine halk kardeş yaptı. Demek haleyi, terbiyenin kurmalarımızdan şunu kılamaz. Hani indi, demek taharatını, kılıçını başladı. Ruhi terbiye ustazları ne dedi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri de kirgen, eğer mu'mun bende taharat kılıçını niyet kılıp başlasa ve korunu yusa, koru dedi barca günahlar dökülerdi, hatta tırnağını astegeyim. Ana şunu oylasın. Ben niyet kıldım, taharat kılıyam ben, Allah'ta kurban kansını kılıç niyetim var, Allah korup durup da, ben niyetle korunu yuyamdan, korun dedi günahlarım dökülerdi, tırnağını astegeyim. Hadisin devamını ekledi. Yüzünü yuyarken de yüzündeki bazı günahları hatta küfür edilen aslındaki günahları hem tökülen. Ana ruhi
ma'noda o'zini mustahkam tutgan odam, qalbini pok qilmoqchi bo'lgan odam ana shu hayol bilan, ana shu niyat bilan yuzini yuvadi. Oyog'ini yuvganda xuddi shundoq. Boshiga mas tortganda yana xuddi shundoq. Ana shunda tahoratga ruh kiradi. Tahoratni saviyasi ko'tariladi. Qilgan odam huzur qiladi. Ana shunda tahoratni mohiyati yuzaga chiqadi. Bu bir ulug' maqom. Uni anglashimiz kerak. İmam Ali Zeynül Abidin, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sülalesinden bugün ulu ve büyük zat, taharet kıyanlarından keyin renkleri tökerip ozları tatırıp alırken. Hüttü, hazır bir cüde katta kabul getirerek ama kabuldeki adamını ya da kabul kuruluşunu, şahsiyeti zor, onu aldı da ozunu yok atıp, renk tökerip tıramasıp alırken. Hay imam, sizga nima bo'ldi? Deb odamlar tushunmaganlar so'rasa, hay bola, men hozir kimning oldiga ketyapman bilasanmi? Ya'ni men tahoratni bo'ldim, Xudoning huzuriga kirib olayapman qabuliga. Men qadrlayman, kim qadrlasin? Meni rangim ko'tarmasdan kim ko'tarsin degan ma'nodagi gapmaydi. Ya'ni tahorat paytidagi qalbni jam qilish. Butun vujud bilan, ruh bilan Allah'ını seziş, Allah'ın kurbuna tasır, kılıç için özünün fakire yerini engeç, insanlığın ana şu dereceli kurtarır. Ana taharat ne? Demek, ana şunu da şunu iş gerek. Bu taharat demek, oldu. Ulemalarımız, meşayihlerimiz, ruhi terbiye ustazları taharatının bir nece kısımdan ibaret değil. Birincisi, sırtını, badanni, jismni iblosliklardan, ortiqcha narsalardan va betahoratlikdan poklash. Birinchi daraja shu edi. Bu nima degani? Demak, badanga bir, demak, o'zimizni chiqindilarimizdan tekkanmi? Nopok narsa tekkan. Shuni tozalamasa bo'lmaydi. Tahorat, tahorat bo'lmaydi, iblos bo'ladi, gunoh bo'ladi. Ana buni tozalab ketkizish kerak. Ortiqcha narsa deganda o'zimizni jismimizda, o'zimizni tanamizda ortiqcha sanalgan narsalar. Misol uchun tirnoq. Tirnoq o'ziga belgilangan miqdordan o'sib ketsa ortiqcha bo'ladi. Ana uni olish musulmon odamni fitrat sunnatiga amal qilish bo'ladi. Qo'lni tirnoq bo'lsin, oyog'ini tirnoq bo'lsin, ortiqcha narsa olib kerak. Mo'ylov qo'ygan odamlar bo'lsa, mo'ylov bo'lsin, labini ustiga tushib qolsa, o'sha tarafni ortiqcha bo'ladi, buni olib tashlash kerak. Qo'ltig'ini juni o'sgan bo'lsa, uni ham, mana shu. Bular ham pokdir. Bular ham payg'ambarlarning sunnati, fitrati. Ana bu ham pokdirni bir tarafiga keltiradi. Endi aytayaptiki, ya'ni sirtni betahoratlikdan poklash. Bu nima degani? Betahoratlikdan poklash. Bir odam tahorat qildi. Namazını okudu, geri bir namazıydı okulup durdu, taharat gitti. Bir taharat okuladı. Görüyorsun mu? Uzun bak, hem bayağı bak durdu, okulayanı uçup bir taharat okuladı. Çünkü okulayan vakitte nama bulanın uzun bulmuyor. Ana bu bir taharat gibi olan, bundan hem toplanış için o yana kayda taharat kılış gerek. Bana bu birinci, taharatını birinci baskıcı hesaplanadı, va buni hamma qiladi. Ulamolar aytadiki, hamma o'zini bilgan odam buni qiladi. Ana ikkinchi bosqich, bundan yuqori bosqich. Nima bu? Ikkinchi bosqich a'zolarni gunohdan poklash. Men yolg'onchi bo'lsam tilim nopok hozir, chunki yolg'on harom narsa tilimda turibdi. Çakıncı yıkkı yerken o zaman kılım ne yapar? Çünkü Allah haram kılın nesini yapıyor. Boktan kısam, doğmak kısam, Allah'ın yok meclan yaparını yaparsam, buranın gıybatını kısam, bunlar hemmesi kılımda mani iblas edin. Şimdi bunun için ben tavba kılışım gerek, istiğfara edişim gerek, ikinci bu nesilerini kımıyım edip Allah'a vaat edişim gerek,
들은 바대로. 그것은 파라오라는 거리였대. 알라 코르만 사람을 내려놔 사람을 살아야겠대. 문학관 보드. 그것은 아스는 사우다를 떴대. 그것은 아이만을 떴대. 한마스는 떴대. 이는 보는만 알아서 문학관을 떴대. 우리 우진 알아보다 타오바카를 스톰파라 했대. 알아서 영원 나사람의 가라시탄 교수는 트이신 게. 그러면 하여간 나사람의 시대였대. 리바드는 목덕는 브로는 수대 차품치리는 브로 야시는 라이메던 양은 이슈트 브로가 바로 애통하시만 문학을 했대. 이제 보는 한 타오바스는 떴대. 그러다 바탈 이제 야시는 나사람의 이슈트 쇼를 했대. 그러면 하여간은 쇼대. kimgadir zarba berib, azob berdi, u ham harom, yana boshqalarni qildi. Demak, buni ham tavbasini qilib, gunohdan poklanish kerak. Oyog'im haromga yurib bordi, yana qandaydir ishlarni qildi, hammasi Alloh man qilgan edi. Ana buni ham tavbasini qilib, endi faqat halolda yurish uchun tayyorgarlik bo'lish kerak. Tahoratni, poklikni keyingi uchinchi bosqichi bu qalbni bad xulqliklardan va razolatlardan poklash. Mani tilim shirin, chiroyli gaplarni gapirayapman, xushmuomala bo'laman, degan qalbimda odamlarga hasad bor. Kimlargadir yomon qilish niyati bor. Yana qandaydir boshqa iflosliklar bor, razolatlar bor, bad xulqliklar bor. Ana buni endi men tozalashim kerak. Xudodan qo'rqishim kerak. Qalbim pok bo'lishi uchun harakatda bo'lishim kerak. Birovga hasad qilmaydi, birovga yomon so'zlamaydi, birovning to'g'risida yomon gumon qilmaydi. Alloh bilan qilgan narsalardan uzoq bo'lsin qalbim, qalbim poklansin deb buni keragicha men harakatim qilishim kerak. U ham bo'ldi, bu ham bo'ldi, jo'y ham bo'ldi, Xudoga shukr. Endi yuqori maqomdagi poklik keladi. Bu bandani ichini Allohdan boshqadan tozalash. Bandani ichida Xudo qolsin xolos. Allohning muhabbati qolsin, Allohni aytganini qilaman, qaytarganidan qaytaman degan ahd qolsin. Mana shu ma'noda, demak, poklikka mo'min musulmonlar harakat qilishi kerak. Bizning ruhiy tarbiyamiz tarbiya berib, yo'llab, yuqoriga ko'tarib, olijanob bir inson qilishini bosqichlari mana shundan iborat bo'ladi. Biz mana shularni o'rganishimiz kerak. Ana shunda shularni yo'liga qo'yganimizda oramizda nimaga namoz o'qib turib yolg'on gapiryapti falonchilikdan gap qolmaydi. Chunki namozi uni yolg'onchilikdan qaytaradi. Agar bizning qalbimiz pok bo'lsa, nafsimizni jilovlab olgan bo'lsak, axloqimizni saytanlab olgan bo'lsak, falonchi nimaga ro'za tutib turib birovni aldayapti degan gaplarimiz qolmaydi oramizda. Agar biz hozirda aytib o'tirgan poklikni 4 darajasini, hech bo'lmasa 3-2 darajasini o'zimizda tatbiq qilsak, nimaga qorong'i hajga borib kelib, yana buringa ishini qilib yuribdi degan gap qolmaydi. Ibodatlarimizni o'zi bizni yomonliklardan qaytaradi, fohishadan qaytaradi. Buning uchun ibodatni faqat sirtqi qismi bilan kifoyalanib qolmay, mohiyatiga o'tishimiz kerak. Ichiga o'tishimiz kerak, ruhiga kirishimiz kerak. Va ana shu ruhaniyat bilan, zavq bilan yashab, qalbimizdan qilayotgan ibodatlarimizni halovatini tatishimiz kerak. Qalbimiz buni his qilishi kerak, nafsimiz jilovlanishi kerak, axloqimiz sayqallanishi kerak. Ana shunda bizdan kutilgan tahorat, buyuk ma'nodagi tahorat, Alloh muhabbat qiladigan tahorat, iymonni yarimi hisoblangan tahoratni o'zimizda yuzaga chiqargan bo'lamiz. Mana qisqachasi tahorat so'zida to'g'risida ruhiy tarbiya mashoyixlarining aytadigan gaplari buni juda muxtasar tarzda bugungi qisqa vaqtimizda sizlarga yengillashtirilgan holda bir tavsiyasini muxtasari bo'ladi. Savol. Agar iloji bo'lsa, Xizr alayhissalom haqida aniq ma'lumot bersangiz. U kishi payg'ambar bo'lganmilar yoki farishta yoki valiymilar? Bu savol ko'p berildi. Navroz radiosida ham bunga javob berildi. Agar mana esimdan chiqmasa, zikr ahlidan so'rang kitobida ham javob berildi. Yana
himmat qilib so'ralibdi, mayli bilganlarga takror, bilmaganlarga ma'lumot bo'lsin. Qisqacha bu ma'noda ham gapirib o'tamiz. Biz Xizr alayhissalom deb nomlarini aytib yuradigan shaxsni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislarida, imomi Muslim, Buxoriylarni rivoyatlarida Xizr deb ataladi. Xizr alayhissalom, Xizr alayhissalom bizni nutqimiz bo'yicha Allohni ulug' bandalaridan bir banda bo'lganlar. U kishini qissalari shu hadisi sharifda sahih hadisda kelgan. Lekin Qur'onda nomlari zikr qilmasdan solih banda degan nom ostida kelgan. Musa alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo mani bandalarimdan bir ilm berilgan banda bor, shuni huzuriga borgin, sen ta'lim olasan unda deb yuborganda, alomatlarini aytganda, Musa alayhissalom izlab borib u kishini topganlar va ularni orasida mashhur Kahf surasidagi qissa bo'lib o'tgan. Ya'niki Musa alayhissalom deb ulul azm buyuk payg'ambarga ustoz bo'lgan shaxs bo'lish. Endi Xizr alayhissalomni so'ralishi bu yerda u qissani nima deb so'ralmaydi, chunki hamma biladi. Bu yerdagi so'rovga sabab Xizr alayhissalom doimiy ravishda barhayot ekanlar. Qiyomat qoyim bo'lganicha odamlarning ichida yurar ekanlar. Kimga ko'rinsa, u kishini nazari tushsa, duosini olsa, ana shu odam buyuk bir maqomlarga sazovor bo'lar ekan degan tushuncha bor haqiqatda. Mana shu ma'noda demak so'raladi. So'ralganda doim so'ralib kelgan ulamolar o'zlari turlicha javoblarni berganlar. Ya'ni ikki xil javob berishdi. Tasavvuf ahli, tasavvuf masoyihlari, ha, Xizr alayhissalom barhayotlar gohida ba'zi odamlarga ko'rinib turgan, jumladan falonchiga ham ko'ringan deyishadi. Muhaddislar, fuqaholar, mufassirlar, boshqa ulamolarning ko'plari aytadilarki, Xizr alayhissalom bo'lganlar, qissalari Qur'onda, hadisda bor, lekin u kishini, abadiy barhayot degan gap to'g'ri emas. Nima uchun? Ular o'zini odaticha dalil keltiradi. Aytadilarki, Qur'oni Karimda oyat kalima bor. Bunda Alloh taolo aytadiki, biz basharga abadiylikni berganimiz yo'q. Ya'ni inson bolasi bo'lsa, abadiy yurmaydi degan. Xizr alayhissalom insonligini hamma tan oladi. Demak, inson abadiy bo'lmasligini Qur'onda aytib turibdi. Bu kishi ham abadiy bo'lmasliklari kerak. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislari bor. Bir kuni namozni o'qib kechqurun tashqariga chiqdilar va sahobalarga aytdilarki, yana 100 yil o'tgandan keyin hozirgi turganlardan bir kishi ham qolmaydi. Demak, o'sha vaqtda agar mabodo hayotda Xizr alayhissalom bo'lgan bo'lsalar, Payg'ambar alayhissalom haligilarni aytganlaridan keyin 100 yildan keyin yo'q bo'lgan bo'ladi, vafot etgan bo'ladi. Yana eng dalilni kuchligi shuki, Muhammad alayhissalotu vassalomga odam bolasi borki iymon keltirishi shart. Bo'lmasa bo'lmaydi. Xizr alayhissalom tirik bo'lganlarida Rasuli akram alayhissalotu vassalom risolati samoviyni tarqatib yurganlarida kelib iymonga kelishlari, u kishiga bayat qilishlari kerak edi, shuni ish bo'lmagan. Mana shu dalillarni aytishadi. Bu tasavvuf ahllari Xizr alayhissalom bor deganlarni ham o'zlarini dalillari bor, ularni aytishadi. Jumladan mana shu hozirgi oxirgi gapga aytishadiki, Xizr alayhissalom uzoq vaqt chilla o'tirar ekanlar. Payg'ambarimizni bersati bo'lganda, payg'ambarlik yillari bo'lganda o'sha chilla vaqtiga to'g'ri kelib qolgan ekan. Buni biror yerda rivoyati yo'q, aql bilan aytilgan gap. Shunaqa bo'lsa kerak degan ma'no. Tushunarlimi? Dalil hujjat jihatidan demak muhaddislar, fuqarolarni gaplari roji. Va hozirgi kunda o'zi ayon bo'lib turibdiki, hech bir yerda Xizr alayhissalomni ko'rgan odamni yaqin orada xabari ham yo'q. Yana
o'zimizcha bir tushunmoqchi aytadigan bo'lsak, ko'proq Xizr alayhissalom, Imom Mahdi to'g'risidagi gaplar odamlar parokandlikka tushgan vaqtda chiqadi. Birdaniga boy berib o'tkazishni ko'p xohlaganlar ko'payib qolganda, Xizr alayhissalom ko'rsamadim, qo'llarida mahkam o'sha mani boy qilib qo'ying dedim deydigan holatga, mana shu ham savol ko'payveradi. Odamlarning tabiatida bor bu narsa. Ana shu. Demak, haligi Xizr alayhissalomdagi haqlaridagi ma'lumot shu. U kishini payg'ambar bo'lganliklari to'g'risida aniq bir hujjat dalil yo'q. Ba'zilar aytadi. Lekin aniq hujjat dalil yo'q. Farishta bo'lmaganlari aniq, lekin ashlaga Allohning muqarrab bandalaridan bo'lganligi, Alloh subhanahu va taoloning Musa alayhissalomdek buyuk payg'ambariga ustoz bo'lganliklari bu bor. Savol: pora berib borilgan haj qabul bo'ladimi? Avvalo ibodatlarni qabul bo'lishi Alloh taoloning yolg'iz o'ziga bog'liq narsa. Kimni ibodatini qabul qiladi, qanaqa qilib qabul qiladi, kimnikini qabul qilmaydi, nima uchun qabul qilmaydi? Nima? Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bog'liq, buni hech kim bilmaydi. O'sha hajga hozir 3 milliondan ortiq odam borayotgan bo'lsa, shu 3 milliondan kimni haji qabul bo'ldi, faqat Allohning o'zi biladi. Kimni qabul bo'lmadi ham Allohning o'zi biladi. Shuning uchun aytiladiki, shu 3 million hajdan bitta odamni hajiga qabul bo'ldi, boshqalarniki qabul bo'lmadi desa, hamma haji o'sha men bo'lsam kerak deyish kerak. Yoki aksincha bitta odamnikidan boshqa hammaniki qabul bo'ldi, bir odamnikidan qabul bo'lmay qoldi desa, hamma o'sha manmasligimdan deb qo'rqish kerak. Demak, hammasi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bog'liq. Endi pora berib hajga borish degan gapni demak, qabul bo'ldi bo'lmasa Allohga bog'liq, lekin bizdan fatvo so'raydigan bo'lsa, ulamolarning fatvosi ibodatga pora berib qilinmaydi. O'zi halollikni, poklikni, Allohga qurbatni istab turgan odam u ishga haromni aralashtirmasligi kerak. Tushunarlimi? Ana shu, demak, narsani, qoidani bilib olishimiz kerak bo'ladi. Namoz, siz bilan biz o'qiyotgan namoz, demak, fiqhiy namoz. Namozni sirtda. Endi biz namozimizni o'rtirishimiz. Unga ruh kiritishimiz, ana uni halovatini tatiydigan darajaga yetishimiz, namozni oliy darajada o'qib savobini ko'paytirish ma'nosini o'rganishimiz kerak. Shuning uchun bugun aytiladigan gaplarni birortasini o'qigan namozim nuqsonli ekan degan tushunchaga olbormasligini so'rayman. Bu bir me'yorga yetib, hamma omma musulmonlar qilishi lozim bo'lgan ishdan yuqori turgan ishni gapiramiz hozir. Chunki biz namozimizning savobini ko'proq olmoqchimiz. Biz namozimizga ruh kiritmoqchimiz. Biz oliy maqom namoz o'qib, savobni ko'proq olib, katta bir martabalarga erish niyatidamiz. Shundoq tushunishingizni men sizlardan so'rayman.